Büyük Türkiye projesi için yaptığımız basın toplantısı bölgemiz, illerimiz, ilçelerimiz ve bütün Türkiye'miz, hatta tüm insanlık için hayırlara vesile olsun duasıyla sözlerimize başlıyoruz. Türkiye'nin geleceği Büyük Türkiye projesinde. Kalkınmış ülkeler Japonya, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa gibi yüksek hızlı tren teknolojisiyle ilerlediler. Türkiye'nin kalkınması için Abdülhamit Han'a yaptırılmayan projeleri hayata geçirmeliyiz. Her ili birbirine bağlayan projeler uygulamalıyız. İşe önce nüfusun %40'ını, ekonominin %50'sini, ihracatın %60'ını gerçekleştiği bölgemizde, yani Ankara Bolu İstanbul güzergahının bulunduğu bölgede yüksek hızlı tren YHT ile İstanbul'un yükünün hafifletilmesi, Cumhur Reisimizin de belirttiği gibi yatay mimariyi gerçekleştirmek için AB treni dediğimiz, yani Ankara Bolu Düzce hattını hayata geçirilmesi ülkemizin geleceği için bölgesel değil milli bir projedir. Bolu bölgemize demiryolunun yapımı ile ilgili 1925 yılında Alman bilim adamları tarafından bir keşif çalışması yapılmış, hazırlanan raporda bölgenin demiryolu için şartlarının uygun olduğu görülmüştür. Yine 1935 yılında Bayındırlık Müdür Yardımcısı gelerek bu konuda yeni bir inceleme yapmış, Adapazarı Düzce Abant Bolu Gerede olarak bu güzergah tespiti yapılmış, hatta incelenmiş, projelendirilmiş ama maalesef bu projede de hayata geçirilememiş. Konu memleket meselesi. Onun için davete icabet ettik. Hemen geldik. Ülkemizin kalkınmasıyla direkt alakalı bir projeyi sunacağım. Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı'nı yapıyorum. İnşaat Mühendisliği bölümünde de öğretim üyesiyim. Şimdi 20 sene önce biliyorsunuz 99 depremi olmuştu. O zaman tanıştık Japon hocalarımızla, Shigeru Kokomoto ve Koji Yoshikawa hocayla. 20 yıl önce depreme yardım için bize geldiler. Belediye başkanı, vali ve diğer Düzce'nin ileri gelenlerin olduğu bir toplantıda, efendim Türkiye geri kalmış, Japonya bize göre ilerlemiş, sizlere depremde bir şey olmuyor gibi konuşmalarda Japon hocamız, Shigeru Kokomoto hocamız ayağa kalktı. Dedi ki, siz niye kendinizi küçük görüyorsunuz? Siz dedi bizden üstünsünüz. Sizin araziniz var. Siz dünyanın merkezindesiniz. Biz Japonya'da okyanusun ortasında 4 tane adadayız. Niye böyle yapıyorsunuz? Sizin dedi bir eksiğiniz var. Bu eksiği yaparsanız bizi geçersiniz dedi. Nedir? Merak ettik. Herkes merak etti. Vali belediye. Bizim eksiğimiz nedir? Sizin eksiğiniz dedi yüksek hızlı tren. Sizde dedi yüksek hızlı tren yok. Bundan dolayı siz kalkınamıyorsunuz. Bakın 20 yıl önceden bahsediyorum. Bu hocalarımız, Koca Hoca şu anda Osaka Sanki Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı'nda. Shigeru Kokomoto hocamız da 75 yaşına geldi, emekli oldu, şehir bölge plancısı. 80 defa Düzce'ye geldiler değişik konularda. Her geldiğinde yüksek hızlı tren, yüksek hızlı tren. Sonuçta 10 yıl önce yüksek hızlı tren Türkiye'nin gündemine geldi ve yapılmaya başlandı. Sonra hocalarımızla beraber bütün güzergahı gezdik ve projemizi oluşturduk. Çünkü Japonya'da şimdi anlatacağım size. 1000 dolarmış yüksek hızlı tren 1964 yılında yaptıklarında milli gelirleri şu anda 40.250 dolar bir kişinin kişi başına düşen milli gelir. Bizde 9.000 küsur dolar, onlarda 40.250 dolar. Ulaştırma Bakanlığı'nda görüştük, bakan yardımcımızla. Daha sonra bir daha görüştük. Adil Kara İsmailoğlu Bey bakan yardımcısıydı, bakan oldu. Biz meğersem bakan anlatmışız. Bir fizibilite yaptırdık önerdiğimiz proje hakkında. İyi gidiyoruz. İnşallah bu proje gerçekleştiğinde o 10. büyük ekonomi hayallerimize yaklaşacağız. Şu anda 17'ydik, 18-19'a gidiyoruz. Kişi başına düşen milli gelirde 11 bin dolarlardan 9 bin dolarlara düştük. Hemen acil bir şekilde toparlayıp gecikmiş olan bu projeyi yapmamız gerekiyor. Şimdi gelişmiş ülkelere baktığımız zaman burada Amerika, Çin, Japonya mesela örnek aldığımız ülke 5-15 trilyon dolar. Bu milli hasılası. Bizim 743 milyar dolar. Bu 826'lardan şu anda buraya geldi. 17 büyük ekonomiydik. 19 olduk. Suudi Arabistan bizim önümüze geçti. 779 milyar dolarla. Hükümetimizin bir hedefi var.
10. büyük ekonomi olmakla alakalı bizi bir şeyler yapmamız lazım. Bugüne kadar yaptıklarımızla buradayız. Bundan sonra bir şeyler yapmamız lazım ki bu 18, 17, 16, 15, 14, 13 buralara gitmemiz gerekiyor. Bunun için de yüksek hızlı trenler olması gerekiyor. Yani İstanbul, Ankara, olgunlaşmış bir meyve. Şimdiye kadar çoktan yapılması gerekiyordu. İstanbul, Ankara 90 dakika olacak. Bakın şurada Güney Kore. Türkiye'nin 8'de 1'i kadar arazisi var. 8'de 1'i Türkiye'nin. Ama son yıllarda yapmış olduğu hamlelerle Türkiye'yi 2 kattan da fazla geçti. 50 milyon nüfusla 8'de 1 araziyle Güney Kore bunu gerçekleştirdi. Hele hele Hollanda'yı hiç söylemeyelim. Konya kadar arazisiyle bizden çok çok iyi durumda. Ankara, İzmir şu anda yapılmak üzere devam ediyor inşaatı. Şimdi ben sizin burada 3 yere dikkatini çekmek istiyorum. İstanbul, Ankara. Şu mavi hat bizim belirlediğimiz hat. Çok çok faydalı. Az önce başkanımız da anlattı. Japon hocalara göre 10 yılda bilemediniz 15 yılda bu amorti ediyor. Çünkü Türkiye'nin en kalabalık iki şehrini birbirine bağlıyorsunuz. Milli gelirin yarısı, ihracatın %60'ı, nüfusun %40'ı burada. Bakın İstanbul Edirne'de yapılıyor şu an. İstanbul Edirne 80 dakika olacak. Bu projeler o kadar önemli ki İstanbul'da 1 kilometre karede 3000 kişi var. Türkiye ortalaması 110 kişi. İstanbul çok çok yoğun bir ilimiz. İşte Edirne'ye 80 dakika gittiğinizde Edirne'de İstanbul olacak. Yapılıyor şu anda. Ankara'ya 90 dakikada gittiğinizde sanki İstanbul'da bir semtten bir semte gidiyormuş gibi olacaksınız. Yani 90 dakikada Ankara'ya gidip akşam evinize geri döneceksiniz. Şimdi ülkemiz jeopolitik olarak çok önemli bir bölgede. Dünyanın merkezindeyiz. Napolyon 200 sene önce demiş ki dünyanın tek bir başkenti olsa bu İstanbul olur. Fakat tabii dünyanın bu kadar merkezinde olunca da çok da bizi meşgul eden konular oluyor. Ve biz 17. büyük ekonomiden 19. büyük ekonomiye geriledik. Kişi başına 11 bin dolardan 9 bin dolarlara geldik. Şimdi bizim yüksek hızlı trenlerle bir hamle yapmamız gerekiyor. Hükümetimiz başladı yüksek hızlı trenleri yapmaya. Ankara Sivas'ı duymuşsunuzdur. Şu anda çalışıyor. İstanbul Ankara çok nüfusun olmasından dolayı acilen yapılması gerekiyor. Yani bu İstanbul'un kurtulması için, deprem bekleyen İstanbul'un yatay yerlemesi için Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bu projenin yapılması gerekiyor. Aslında projemiz yapılmış. TCDD'nin böyle bir planlaması var. Fakat İstanbul, Adapazarı, Ankara başka yerde durmuyor. Adapazarı'ndan sonra çok dağlık bir arazide, Mudunu Dağları'ndan, Beypazarı'ndan giden bir proje var. Bu proje çok tünel ve viyadük var. Çok da maliyetli, insan da yok orada. Bunun yapılma sebebi de 90 dakikada Ankara İstanbul'u bağlamak. Bizim yapmış olduğumuz projede Japon hocalarımız Koji Yashikawa ve Shigeru Kokomoto iki profesör hocamız var. Bunlar 20 yıldır Türkiye'ye geliyorlar ve Düzce'ye geliyorlar. Düzce bölgeyi çok iyi biliyorlar. Türkiye'yi çok iyi biliyorlar. Kendi ülkelerindeki sistemi, Tokyo Osaka arasındaki sistemi bize önerdiler. Dediler ki siz bunu yapın kalkınırsınız. Bakın 20 yıl önce geldiklerinde dedikleri şey şu oldu. Türkiye'nin kalkınması için yüksek hızlı tren gerekiyor. Siz dediler çok doğru yerdesiniz. Araziniz var. Dünyanın merkezindesiniz. Yüksek hızlı trenle yapın kalkınırsınız. 20 yıldır her geldiklerinde yüksek hızlı tren, yüksek hızlı tren. Biz de onlarla beraber çalıştık. Japonya'daki sistemi gördük. Hakikaten mükemmel bir sistem. Bunun ülkemize uygulanması gerekiyor. Yani İstanbul, Gebze, İzmit, Adapazarı, Hendek, Düzce, Bolu, Gerede, Ankara. Bakın burada hiç durmadan giden bir tren 80-90 dakikada gidiyor zaten. Yani günde 15'er dakika arayla günde 4 tane saatte 4 tane günde 64 tane İstanbul'dan Ankara'ya ve tersi. Ve bunların saatte 2 tanesi zaten transit gidecek ve bu 90 dakikayı çözüyor. Ama aradaki mesela İstanbullu Düzce'ye gitmek istiyor 60 dakikada gidiyor. Bolu'ya gitmek istiyor 70 dakikada gidiyor. Biliyorsunuz bu bölgelerin çok doğal güzellikleri var. Bir de gitmekle kalmayacak. Ya buralar güzelmiş oturayım burada diyecek. İstanbul'da nüfusunda bir adam mı olacak? Çünkü deprem bekleyen şehirde biz kuleler yapıyoruz. Ya bu kulelerle alakalı
Ben inşaat mühendisiyim. Yani Türkiye'de ciddi manada yönetmeliklerle ilgili daha yeni eksikler yeni yeni tamamlandı. Biz yatay mimariye önem verelim. Çünkü bizim doğamızda da böyle çiçek, bahçe, toprak bunlar var. Yani bunlar çocukların büyümesi ve sağlıklı gelişmesi için. Ayrıca işte hayvanlarla, kediydi, köpekti, diğer hayvanlarla alakalı işte böyle bir yaşantı. Biz hem İstanbul'u kurtarıyoruz, deprem bekleyen İstanbul'u kurtarıyoruz. Hem de İstanbul'daki kilometrekarede 3000 kişi olan, Türkiye'de bu 110 kişidir. Bu nüfusun Bolu'ya Gerede kadar yayılmasını arzu ediyoruz bu projeyle. Çünkü mesafeler çok kısaracak. Bir de burada çok ciddi bir zaman kazancı var. Yani İstanbul-Ankara'dan örnek vereyim. İstanbul-Ankara 6 saatte gidiyorsunuz. Burada 90 dakikada gideceksiniz. 4,5 saat kazanıyorsunuz. Bu bir kişide belki önemli değil ama günde 125 bin kişide, yılda 45 milyon kişide öyle bir rakam yapıyor ki yani böyle 5 milyon kişi yıllık, 10 milyon kişi yıllık iş gücü ekstradan geliyor. Yani bu zaman kazancı çok müthiş. Japonlar diyor ki biz 1964 yılında bu treni yaptığımızda bizim 1000 dolardı kişi başına milli gelirimiz. Şu anda 40.250 dolar Japonya. Yani Japonya'nın başarmış olduğunu biz niye başaramayalım? Çünkü yüksek hızlı trenler artık yapılıyor işte Ankara-Sivas. Ankara-İstanbul. İstanbul Edirne başladı. İstanbul Edirne 80 dakika. Buradan 80 dakikada Edirne olacaksın. Yani Edirne'de İstanbul'u. Bakın Edirne'de kilometrekarede 40 kişi var. İstanbul'da 3000 kişi var. Tekirdağ'da 95 kişi var kilometrekarede. 40'larla 50'de 40 kişi var. 40'larla Edirne göç veriyor. Bu göç de muhtemelen İstanbul'a göre. Ya gidin oturun orada İstanbul'a gidip gelin trenle. Yani ulaşımı çözeceğiz. Bakın şehre ben şunu da söyleyeyim. Benim babam esnaf. 40 sene önceden bahsediyorum. Düzce'den 5 otobüsüne binip eski 302'lerle şu anda onları kimse binmez. 4 saatte Harami'ye iniyordu. Ya şu anda ben bugün geldim. Ben bugün de 4 saatte geldim. Şehre geliyorum, şehre giremiyorum. Ve hesap ediyorum. Trafik olmasa şöyle olsun, böyle olsun. Krize giriyorum. Yani korkuyorum bu şehre gelmeye. Ama trenler öyledir. Tren saniyesinde bizi Üsküdar'a bırakacak, Marmaray'dan geçecek, Sirkeci'den, Yenikapı'dan, Halkalı'ya kadar gidecek bu tren. Yani bu öyle güzel bir şey ki hayatımız değişecek diyorum ben. İnşallah 27.500 kilometre yol yapan hükümetimiz 6.000 kilometreden 27.500'e geldi. Bakın yani 4,5 kat dublo yollar artırıldı. 7.000 kilometre oldu otoyollarımız. Bu nedir ki yani bunları yapan hükümete? Bunlar nedir ki? Yani bu yapıldığı anda biz bunu ekonomide 16. 15. 14. 10. büyük ekonomi olarak bunu göreceğiz. Bir de hazır sizleri bulmuşken devamlı toplantılarda söylediğim şu var. Çok başarılıyız inşaatta. Küçük sanayi siteleri, fabrikalar kuralım. Burayı 25-30 yılına üreticilere satalım. Bakın bu üreticilerin böyle bir desteğe ihtiyacı var. Fabrika arazi almak, fabrika yapmak, makine almak hakikaten çok çok maliyetli işler. Bu ülkede sermaye yok zaten. Yani bu ülkenin en büyük sorunu sermayedir. Dolayısıyla biz bu üretim yapmış yani 10 kişi 20 kişi çalıştıran belli bir başarıya gelmiş ihracat yapan 50 kişi çalıştıran bu KOBİ'lere bu desteği verdiğimiz zaman bedava vermiyoruz ki. Dairede satıyoruz 15 yılına 20 yılına fabrikada satacağız. Ama fabrika üretimi artıracak. Paranın gücünü üretim belirler. Ve böylece ülke zenginleşecek. Biz şu anda 9 bin dolara düştük kişi başına milli gelirde. Bu 15 bine, 20 bine, 25 bine çıkacak. Şu sanayi hamlesini 5 yıl, 10 yıl bir sürdürelim. Bakın Avrupa'nın tamamını toplayın 28 tane ülkeyi. Türkiye kadar inşaat yok. 28 ülke, 550 milyon nüfus Avrupa Birliği'nin tamamından bahsediyorum. Ben Avusturya'ya gidiyorum, bakıyorum inşaat yok. Viyana'ya gidiyorsun, yok. Almanya'ya gidiyorsun, yok. Çok az. Niye? Nüfusları artmıyor. Ha bakın bir de bizim çok önemli bir gücümüz var. Bizim genç nüfusumuz 0-33 yaş arası bizim genç nüfusumuz Almanya'nın iki katı. Yani Almanya ve Fransa bir araya gelsin ancak bizi yakalıyorlar genç nüfusta. Bizim genç nüfusumuz 15-24 yaş arası Avrupa'daki 20 ülkeden büyük. Sadece genç nüfusumuz 13 milyon genç nüfusumuz var. Avrupa'daki 20 ülkeden büyük bu. Yani öyle bir gücümüz var ki biz bu genç nüfusu iyi eğitir ki üniversiteler açıldı biliyorsun 200'ün üniversite oldu. İyi eğitir, kaliteli eğitir, üretime katkı yapar. Üreticiye de bugüne kadar başarılı olmuş 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi, 100 kişi çalıştıranlara bu sanayi hamlesini yaptığımız zaman bakın yüksek hızlı trenler artı sanayi hamlesi 10 sene sonra bu rakamların lehimize değiştiğini göreceğiz. Şu anda 17 ekonomiden 18'e geçtik, 19'a geçtik. Suudi Arabistan bizim önümüze geçti. Bizim Güney Kore'yi ve Hollanda'yı örnek almamız gerekiyor. Güney Kore, Türkiye'nin 8'de bir arazisi var ve şu anda Güney Kore bizim 2,5 katımız daha fazla milli gelir üretiyor. 50 milyon nüfusuyla yapıyor bunu.
Güney Kore'deki bir kişinin 40 bin dolar kişi başına düşen geliri bizim ülkemizde 9 bin dolar şu andaki durum. Yani üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Ve ulaşım tabii ki çok çok önemli. Ulaşım da bize zaman kazandıracak ve İstanbul'daki yoğunluğu da ne yapacağız? Bolu'ya Gerede'ye kadar alacağız. Gerede İstanbul olacak. Akçakoca Ankara'ya en yakın deniz. Yani Ankaralı 1,5 saatte Akçakoca denize girecek. Ankara'ya denizi getiriyoruz. Hayatımız değişecek diyorum ben. İstanbul-Ankara 90 dakika dedik. İstanbul-İzmir Osman Gazi Köprüsü'nden Bursa 1 saat, 1 saatte İzmir 2 saat. İstanbul-İzmir 1 saat. Yani İstanbul-İzmir'e sabah gidecek, akşam gelecek. İstanbul-Ankara'ya sabah gidecek, akşam gelecek. Hatta biraz daha abartalım. Ankara'dan ben bindim trene, 1,5 saatte İstanbul'a geldim. İstanbul'da kahvaltımı yaptım, saat 6 trene binmiştim. 7.30'da İstanbul'a geldim. Kahvaltımı yaptım, öğleye kadar gezdim. Öğlen bindim İzmir'e gittim 2 saatte. İzmir'de de gezdim. Ankara-İzmir yapılıyor şu anda. İzmir'den de Ankara'ya 2,5 saatte gittim. Akşam evime geri döndüm. Bunu uçakla da yapamazsınız. Bakın şu anda benim bahsetmiş olduğum İstanbul-Ankara yüksek hızlı treni planlama da yok. Mudurnu'dan geçtiği için kâr etmeyecek bir güzergah seçilmiş. Kısa diye tercih edilmiş ama bu işlerde yolcu önemli. Nüfus önemli. Yani burada asıl karlı olan İstanbul, Gebze, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara. İkinci karlı hattımız da İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Osman Gazi Köprüsü'nden. Bursa bizim 4. büyük şehrimiz. İzmir bizim 3. büyük şehrimiz. Yani 1, 3 ve 4'ü birbirine bağlıyoruz. İstanbul, Ankara'da 1 ve 2'yi birbirine bağlıyoruz. Ankara, İzmir'de de 2 ve 3'ü birbirine bağlıyoruz. İşte bu 3 büyük hat. Bir de İstanbul'un çok büyük bir şehir olmasından, bir ülke olmasından, 120 tane ülkeden büyük olmasından kaynaklı, 16 milyon nüfusundan kaynaklı İstanbul Edirne'de. İstanbul'un Edirne'ye kadar detaylanması için bu 4 tane projeyi çok çok acilen İstanbul Edirne yapılıyor. Tamam, o yoluna girdi. Ankara, İzmir'de yapılıyor ama 2 proje. İstanbul, Ankara, İstanbul, İzmir. Benim çabam buna. Bunları çok hızlı bir şekilde yaptığımız zaman bu ülkeyi kimse tutamaz.